Seçim sürecine girmemizle birlikte siyaset de artık her evin gündeminde. Ekonomi, işsizlik, adalet. Peki İzmirlilere göre Türkiye'deki en büyük sorun ne? Ekonomi mi desem, eğitimdeki sorunlar mı desem, fırsat eşitliği sorunları mı desem, yani say say bitmez ama biz en iyisi ekonomi diyelim. İnsanların tembel oluşu, gençlerin iş beğenmemesi, adaletsiz ticari hayat olması, sınıflar arasında büyük uçurumlar olması. Fenerbahçe'nin kaç yıldan beri şampiyon olamamız. O kadar para var, şampiyonluk yok. Ne mutlu Galatasaraylıyım diyene. İzmir'in pis olması. İzmir belediye başkanı burayı temizletsin. Bak leş gibi biz gidemiyoruz evimize. Habire onlara oy veriyorlar ya. Hizmet yapana oy verin. Hizmet yapmayana oy vermeyin kardeşim. Türkiye'deki en büyük sorun mülteci sorunu. Türkiye'de 10 milyon, 12 milyon Suriyeli var, mülteci var. Bugün bir Avrupa nüfusunun, bir ülkenin nüfusu 10 milyon. Türkiye'de 12 milyon Suriyeli var, mülteci var. Bunları göndersinler artık, yeter. Ya nereye gider artık? Giderler mi ya seçimden sonra? Giderler mi artık? Hepsi buraya yerleşti. Giderler mi? 12 milyon ne demek ya? Bugün bir Avrupa ülkesinin nüfusu 10 milyon ya. Yolsuzluklar, yalancılık, insanlara hakaret, siyasetçilerin kendi beğenmişlikleri. Biri oradan, biri buradan aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Hiçbiri ortaya ne yapacağını anlatmıyor. İnsanların duygularıyla oynuyorlar, kandırıyorlar. İnsanları resmen kullanıyorlar. Hiçbirine güvenmiyorum. Değişmez. Yok, sorun var mı? Yok. Sorun yok. Yok. En büyük sorun ne olabilir? Maddi sorun. Ekonomi yani. Geçim. Sabah çıkıyorum, akşam geliyorum. Aylık 600-700 bin elektrik bana geliyor. Mutfağı zaten sayma, artık bir şey alamıyoruz. En büyük sorun insanların nankörlüğü. Neden? Çünkü dünyayı görmüyorlar. Ülkeyi görmüyorlar. Şehri görmüyorlar. İnsanların özel hayatı herkes aynı. Herkes geçim derdinde ama şükür ve sabır yok.